Bu arada oyuna başlamışlar abi adamlar. Team oyun başladı abi. Alo. Geliyor sesin. Melih'in gelmesi lazım. Melih henüz şu an dileği koyamamış. Kapatıp Koyamam. açması lazım. Koyuyorsun, kapatıp açması lazım yayına bildiğim kadarıyla. Şu an 20 saniye var yani. Onu nasıl yapacağız? Neyse biz başlayalım o zaman. Biz normal sunmaya başlayalım. Aynen. Troll Troll ve Akspa. pikledim. Zaten son günlerde favori pikler bunlar. Evet, turnuvanın Winner Bracket Final maçına hoş geldiniz, hoş bulduk. Falan filan. Bunlara gerek yok galiba. Tabii canım. Herkes oğlum zaten biz bize. Yan yapıyoruz yani. Kappa köklü takımlardan hani geçen sene Metcon'da da üçüncü olmuşlardı. Gerçi kadrolarında bir ufak değişikliğe gittiler ama hala her turnuvaya katılıyorlar istikrarlı olarak. Takım 1'de geçen turnuvamızda sanırım sola başvurudan konuştuk değil mi? İkinci Evet, turnuvadaydı. Evet. dördüncü olmuşlardı. Dördüncü olmuşlardı. Herhangi bir oyun tecrübeleri veya daha oyun tecrübesi değil, birlikte oyun Birlikte oyun tecrübeleri tecrübesi. olmamasına rağmen Bu arada direkt finallerinde carry öyle banlamaya sarsıyorlar. başladılar. Juggernaut'la oyun gitti. Juggernaut ve troll banları zaten fix banlar şu anda. Her maçta gördük. Evet. Sand King. Şaşırmadım. Takım 1 her maçta pikledi abi bu turnuvada. Bize karşı da piklediler. İyi de oynuyor gerçekten. Tribot'un ikili arkadaş. Hızlı bir Tribot'a şekilde verecekler de oynuyor. Sand King'i. Tribot Ben genelde bir tane hero seçip Evet. ona takılı kalıyor. Eskiden Disruptor Kappa'dan da sıradan bir Bloodseeker fiki geldi. Yaklaşık Buna da şaşırmadık. 3 turnuvadır oynuyorlar zaten. Ama etkili de oynuyorlar yani. Peki 6 abi dakika bir şey olmadan soracağım 6'ları buldu. yani. Ya insanlar genel olarak Bloodseeker'a karşı nasıl oynamaları gerektiğini pek bilmiyor. Hero'nun sınırlarını pek bilmiyorlar karşılarında çok görmedikleri için. Bir turnuva piki de değil zaten hani. Asya Championship'te, International'da veya benzer büyük turnuvalarda gördüğümüz piklerden de olmadığı için. Dediğim gibi sınırları pek bilinmiyor. Karşısında nasıl oynanması gerektiğini bilmediği için insanlar fail'layabiliyorlar Bloodseeker'a karşı. Peki bu takımların şimdi signature hero'ları var Sentinel, Bloodseeker. Niye banlamadılar? Muhtemelen önceki maçlarını takip etmemişler birbirlerinin. Bilmiyorlardı Gerçi biz takip ediyorduk, biz de Bloodseeker belki. Yani. Ya Biz de takip ettik, biz de takip kullandık. banlar genelde karşı takımın signature'larına göre değil de kendi kompozisyonları, kendi kombinasyonlarını bozmaya yönelik hero'lara karşı ban yapıyorlar. Bu arada Resort Time'a başladılar. 20 saniyede geçti. Bloodseeker Peki, peki pik çok hala gelmedi. düşündürüyor gerçekten. Bloodseeker'la jungle'da çok kastım. Dire'dayken hiç sorun yok ama Radiant'da o kadar kolay kasabileceğini zannetmiyorum. En azından Dire'deki kadar kolay kasabileceğini zannetmiyorum. Zaten genel olarak Dire'ın jungle'ı daha rahat ve Skyret aldılar. Bloodseeker'ın oyun başında yiyeceği bir gank, bir smoke gank bütün oyununu mahveder. Ha evet, Kappa Radiant'ta oynuyor. Asıl doğru, iyi bir noktaya değindin. Yani Geçen oyunda rahat rahat bastıydı. belki de yani ormana gitmez yani. Genellikle jungle oynuyor. 3 turnuvadır sanırım. Bu Barak arada banladılar banı. enteresan bir şekilde yani. Barak Evet, bu piklemişti. sanırım bizim oyunu izlemişler. Bizim oyunda Barat vardı çünkü.
Gerçi biz Sniper piklemiştik. Sniper'a karşı güzel bir aslında anti gibi olabiliyor. Belki de Sniper yani, pikleme düşünüyordur. Belki de takım. Sniper pikleme düşünüyorlardır. Ben de tam onu söyleyecektim. Biz, bizim oyunu kesinlikle izlemişler. Evet. Gerçekten Spirit Breaker ve Silencer Kappa'nın sizin maçta oynadığı Euro'lardandı. Sanırım Bloodseeker'ı banlamadılar. Hani onunla başa çıkabileceklerini düşündüler. Bu iki ban onu gösteriyor. Mide'yi de Zeus alacaklar mı, ben onu merak ediyorum. Şu anda Brisk'i banladılar ve tekrar kendi picklerini yapacaklar. Daha önceki maçlarında global skill taktiklerinden kullandılar. Bloodseeker, Silencer ve Zeus. Baratta şarj atarak aynen. Farklı lane'lere direkt gank atabiliyordu. Şu anda hala iki tane global hero duruyor. Birisi Zeus, birisi Nature's Prophet. Eğer düşüneceklerse, aynı taktiği düşüneceklerse daha çok Bloodseeker'ın Amplify Damage yapabileceği hero'ları tercih ediyorlar. Birisi Zeus. Hani Bloodseeker Blood Rage attıktan sonra Zeus'un ulti atması yeterli sadece. Onu aynı değiştirmiyor, şey, değiştirmemişler miydi? Skill'i kime attıysa damage artıyor. Outgoing damage hala artıyor yani. Sanki daha değiştirdiler gibi ya. Artık damage increase'i var. Yo, açıklamasını da okudum. Takes ve deals damage ikisi de. Yani fulllediği zaman skill'i %40 ekstra damage yiyor ve %40 ekstra damage vuruyor. Skill'leri de bu damage'e dahil. Biz Nature's Prophet banlamıştık. Silencer'ı piklemişlerdi. Şu an Silencer banlandı. Nature's Prophet pikleyebilirler. Timber Soul geldi. Muhtemelen Prophet'e karşı olur. Line-up'a da uygun aslında. Offlane'e gönderilebilir Nature's Prophet. Yani. Nature's Prophet nerede oğlum? Ne diyorsunuz lan? Henüz piklenmedi. Melih, 120 saniye ayarladıktan sonra yayını kapatıp açman gerekiyor sanırım. Açtım. Yaptım. Şu an hala 20 saniye ama. Ayarlayamamışsın o zaman. O zaman yanlış yeri ayarladık. Neyse abi ya. Ne bir canlı yayın keyfi olsun. Ben ana sayfayı da paylaşıyorum şu anda. İkinci maçtan önce ayarlayayım. Bu maçı böyle olmasınlar hakikaten. Bir dakika, bir daha bakalım. Kadın, reserve time'ını kullanıyor Kappa Alpha. Abi gidip saçma sapan bir yere 120 saniye yazmışım sana. Aynen, gecikme bu da değildir. Lan bu ne biçim problem? Viper. Viper'ı carry olarak kullanacaklar muhtemelen. Hala bir offlane görmüş değiliz aslında tam olarak. Şimdi haritada yere çizebiliyoruz mu? Evet, senin şeyin direkt görünüyor. Yani izleyenlere. Gerçi yayından izliyorlar. Bize de görünüyor yani. Normal bizimkinin de ona görünmesi lazım. Oyunun izlenmesini kapattınız değil mi? Yok, o sanırım açık olmak zorunda. Kapatalım. Açık olmak zorunda. Queen of Pain geldi bu arada. Sanırım Zeus'a karşı agresif gidebilecek bir şey. Açıkçası Queen of Pain. Bilmiyorum, bence Zeus da gelse karşısına, Viper da gelse sıkıntı çekecektir Queen of Pain midlane'de.
Zeus'a karşı belli olmayabilir. Evet, bence de. Yani Queen of Pain çok agresif oynarsa Zeus'a karşı kazanabilir. Ayrıca çok hızlı bir şekilde Orkid yaparsa epey aktif olur Zeus'a karşı. Şu anda son banlar yapılacak. Ve 10 saniyeden daha az kaldı. Evet. Kappa Alpha bitirmiş. Reserve Time'ı. Reserve Time de bitti. Şu an 20 saniyeler var. Oh. Meepo. Enteresan. Yani. Gerçekten enteresan. Ben geriden mi izliyorum? Tamam, yayın açılmış. Yayından bakıyormuşum nedense. Bu arada kasap banlandı. Meepo banı... Bu son iki banı ben anlamadım. Neden yani? Aynen yani. Meepo bildiğim kadarıyla oynanmadı turnuvada. Evet. Ben de görmedim. Meepo belki takım oynayan, bir de vardır. Meepo oynayan bir oyuncu olduğunu da sanmıyorum hani. Çünkü çalışılması gereken bir hero. Ya belki de takım bir de bir adamın signature evet. Heroes olabilir yani. Ben de öyle düşündüm. Sanırım değil ve daha önce de Meepo oynamadılar. Kriz geldi. Hmm. Öyleyse... O nasıl zaman bir line-up bekliyoruz o zaman? Viper'ı yani... offlane'e gönderip Kling'si easy lane'de kastırabilirler. Çünkü Kling'si offlane'e de bırakabilirler ya. Offlane'e bırakıp inimizine güvenmek pek mantıklı değil. Bence de. Sanmıyorum tek yüzlü kerileri o olacak yani. Skye'ın silence'ı Kling'si zaten tek başına bitirebilecek bir skill. Queen of Pain'den de bir haste falan bulursa runlarda direkt ölür yani. Gank'e gerek kalacağını bile zannetmiyorum ben. Bakalım carry olarak bakın bir ne seçecek. Carry kim oynuyordu onlarda? Ariadne mi? Hiç bilmiyorum ya. Aslında değişebilecek bir durum. Hani evet. Queen of Pain normalde mid hero'su ama carry olarak da kullanılabiliyor. Bu durumda hani mid oyuncusuna mı verecekler yoksa carry oyuncusuna mı verecekler o da bilmiyorum ama mid oynayacak gibi duruyor şu an Spectre pick ile birlikte. İyi bir pick bence yani. Sensei'yi oynuyor burada. Sensei'yi aldı Spectre'ı. Gale'da Queen of Pain alacak. Bilinmez yine Bloodseeker'ını aldı. Jungle'a gidecektir o zaman ha. Evet jungle kasacaktır. Mid'de Zeus'u göreceğiz. Büyük ihtimalle Red Dread. Evet. Venge tek support oynayacak. Viper'ı nasıl? Onu kararlaştırmaya çalışıyorlar bence. Onlar da pek ne yapacaklarını bilmiyorlar. Belki zamanı değerlendiriyor olabilirler. Olabilir. Epta ve oyuncu Maxim Gorki. Maxim yanılmıyorsam şeydi. Offlane oyuncularıydı. Offlane Viper görebiliriz o yüzden. Evet. Takım birden hızlı bir çıkış geldi aslında. Kappa'da hala item almaya çalışıyorlar. Onlar da çıktılar şu anda. Onlar da çıktı. Evet, Viper bot aldı. Kendi jungle'larını, kendi jungle'larını şu an secure'lamak için gidecekler sanırım. Aşağı bayağı bir ping geliyor. Şu an Timber hızlı bir şekilde ilerliyor. Warden'ı atıp safe bir şekilde lane'e geçecek muhtemelen. Evet. Çok rahat, istediği yere, şu an jungle'da istediği yere ward atabilecek durumda zaten. Ben şurayı... Sanırım bloklamak için kullanacak. Evet. Orası blokluyor mu sanki biraz daha yukarısı? Blokluyor olması lazım bildiğim kadarıyla. Bakalım. Bu arada... Gördüler. Bu arada son değişiklikten sonra birkaç ay önceki Bloodseeker'ın
düzenlenmesinden sonra Bloodseeker'ın jungle kapasitesi inanılmaz bir şekilde artmıştı zaten. Evet. Hani Dire Jungle'ın daha kolay olması pek bir şey değiştirmiyor. Radiant Jungle'ın da çok rahat bir şekilde kasabiliyor sonuçta ama bütün damage'i yiyor en azından. Hani... Runlarda hiçbir kapışma olmadı. Herkes kendi tarafındaki runu aldı. Devam ediyor. Zaten bizim oynadığımız maçlarda da hep öyleydi durum yani. Yani hiç jungle'lara da verdiler. Runları hep jungle'lara verdiler. Takım 1'de Sand King aldı. Kappa'da da Bloodseeker aldı. Muhtemelen Sand King 3 level olup veya üstteki Easy stackleyip pullayıp daha sonra devam edecek. Yok, tekrar direkt girdi. Direkt Sandstorm'la girdi. Enteresan. Peki. Bu arada dual lane yapıyorlar. Klinks'i aşağıda sola bırakmışlar. Mantıklı bir seçim aslında. Viper yukarıda pek dayanabilir mi bilmiyordum tek başına. En azından yanında Vengi olduğunda hani kalabalık olsun yani, sıkıntı yok. Klinks aşağıda zaten Timbura karşı problem yaşamayacaktır muhtemelen. Evet, ben de bu dual lane tercihinin iyi bir tercih olduğuna inanayım. Evet. Ve Skye'in 3 mana potu da Venge ve Viper'ı üzecektir muhtemelen. Ve orada hemen bir pink geldi. 2 level olmuş SK. Aceleye gerek yoktu aslında, SK'yı bekleyebilirlerdi. Evet. Şu an Skye'in orada durması Sand King'in girmesini imkansızlaştırıyor yani aslında. Ve krepleri de çekti şimdi, Sand King'i görecek. Evet. Sand King'i gördüler. Sand King buradan farm kaybetti. Zaman kaybetti aslında bayağı bir. Ortaya da bakarsak Queen of Pain bayağı rahat bir şekilde takılıyor. Zeus arada Q'la alıyor creepleri ama deny konusunda sıfır deny var. Beklediğimiz gibi. Birbirlerini harasıyorlar. Ama Queen of Pain'in özellikle creep deny sayısında bayağı bir üstünlüğü var. 50 damage, 61 damage. Zeus bottle'la başlamış. Evet. Aslında Queen of Pain'in de parası var. Şu anda aldı bottle'ını ve getiriyor. Dakika 2 run'unu... Abi 2 dakikada 3 level oldu adam. Evet, şu anda Venge'i aldılar. First blood geliyor. Sand King'de de kaldı. Klinks aşağıda enteresan bir şekilde çok krep kaçırmış. 8 tane şu anda last hit'i var. Bilmiyorum neden. Bloodseeker çok rahat bir şekilde farmaya devam ediyor. Aslında Klinks'e karşı Timbersaw'a karşı Klinks oynamak biraz zor. Ben iki eşleşmeyi de oynadım. Timbersaw daha üstüne indi. Şu an mesela Bloodseeker'a bakarsanız aslında hani Bloodseeker'ın canı iki krepten birden damage ediği için çok azalıyor. Evet. Mesela bu arada Timbersaw Bloodseeker'a doğru gitmeye başladı. Yani şu anda bir gank yemesi. Şu anda bir gördü. Ve evet. Bahsettiğim şey tamamen buydu işte. Dire Jungle'ında bunu yapamıyorlar. Muhtemelen ölecektir. Kop öldürecek en kötü ihtimal. Abi. Öldü. Vallahi Zeus evet, da birkaç şeyin kaçırdı ama. Evet, Bloodseeker'ı aldılar. Bahsettiğim şey buydu. Radiant'a kasarken canının bir güvencesi yok. Klinks çok enteresan bir şekilde lane'i bıraktı. Çok büyük bir hata bence, lane'i bırakmaması gerekiyordu. Boşu boşuna creep kaçırıyor şu anda deli gibi. Bloodseeker free cast'ta sürece hiçbir sıkıntısı olmayacak ama HP'si sürekli azalıp arttığı için hani... Bu arada yukarıda Venge'i tekrar dövmüşler. Viper'ın da canı yok. Ama Hellbeard'ları keserken... Hellbeard'ları keserken mesela ikinci asıl ayıyı alamadı. Hani evet, canı çok fazla azaldığı için. Yani zaten herhangi bir jungle'lara bakarsan... DD ile Kop Zeus'a dalıyor şu anda. Zeus tekrar öldü. Bir tane auto atak kaçırdı orada. Ölecektir gibi duruyor Zeus. Bloodseeker gidiyor şu anda. Öyle. Ama devam edemeyecek. O auto hata kaçırmasaydı kill alacaktı. Evet. Zeus da base'e dönüyor. Bloodseeker mid'i şu anda aldı. Ölerek kaybettiği farmı bir miktar kazanıyor. Bloodseeker
Level 4'te tekrar Blood Rage'i upgrade etmektense onun yerine Thirst'e verdi. 2 level Thirst yaptı. Zaten o şekilde yapması. 3 level'da yapmış zaten. O bütün skill'leri birer kere verdi. Gank atabilmek amaçlı belki de. Kling'si izliyorum. Kling's creep'lere vurmaktansa Timur Sov'u haraslamak daha iyi gibi düşünüyor herhalde. Baya 3 tane falan creep kaçırdı. Yani bir carry için 12 last hit, dakika 5.5. Çok kötü ya. Bu arada yukarıda baya bir şeyler oluyor. Muhtemelen Sky ölecektir. Spectra'da TP'si yok. Orada takılı kaldı. Oraya, burada ben... Öldürecekler ama atmıyor. Evet, burada Venge'in çok büyük bir hatası var. Orada durması gerekiyor ve terör atması yok, gerekiyor. Zaten Viper uyardı sanırım şu an ama orada atmıyor. Evet. Sand King'de her türlü bir sıkıntıya karşı yakında bekliyor. Muhtemelen Venge bu yüzden atmıyor. Wave of Terror attığında stun'a manası yetmeyecek. Gerek yok abi zaten. Spectra tekrar çıktı oradan. Alt rune'u Timur Sov aldı. Üst rune'da sanırım Zeus aldı. Haste var Zeus'un şu anda. Bloodseeker PT'sini bitirdi. Hala kasmaya devam ediyor. Herhangi bir early gank görmedik. Zaten smoke aldı bir tane. Muhtemelen 6 level olduktan sonra smoke basıp birilerine bir gank gidecektir. Evet, Zeus şu an haste'le yukarı doğru gidiyor. Muhtemelen, evet, Viper'dan da ulti geldi. Şu an Spectre'ın üstüne gidiyorlar. Spectre'yı dövmeye başlayacaklar. Ulti şey şimdi Sky dönecek oradan. Muhtemelen... SK'nın manası yok. Viper'a son vuruşu yemeseydi Viper'da açıkçası hayatta kalıyordu. Eğer o da hayatta kalsaydı mükemmel olacak yani. Ama SK ölmeden önce Viper'ı öldürdü ve solo experience aldı onda. Evet evet. Dagger'ı da gelmiş oldu yani. SK bayağı iyi durumda. 6 level dagger var. Mana potu da aldı şu anda. Bu arada enteresan zaten. İlk wardlar bitti şu anda biraz önce. Şu anda haritada bir tane ward yok. İki takımın da aynı şekilde. Yarım dakika sonra gece bitecek. Evet. Wardsızlığın çok büyük sorununu çekmeyeceklerdir şu anda. Bloodseeker yukarı doğru yöneldi bu arada. Acaba smoke basıp bir yerlere mi gidecek bilmiyorum. PT'sini int yaptı. Queen of Pain'e dağılmak istiyor. Daldılar. Zeus da geliyor. Silence geldi, ulti geldi ve Bloodseeker de öldü. Bloodseeker gitti. Timur Sol DD'ye almış gelmiş ama pek bir işe yaramadı orada. Bloodseeker için işler pek yolunda gitmiyor şu anda. Evet, aynen öyle. Bu ikinci ölüşü. Kling's aşağıda PT'sini bitirmiş. Bir K'da. Orada Viper, Sky alamadı 35 HP ile. Şu an Colm'e devam ediyor. Kurye de var orada. Ama Sight'ı aldı ve kill alıyor. Evet. Gündüz olması çok kötü oldu orada onun için. Aslında gece olsaydı belki de kaçabilirdi. Ve ortada Venge de öldü. Dagger'la geldi. Orada bir... Garip bir swap. belli rage bir swap geldi orada. Orada 7'ye 7 şu anda durum. Takım 1 ortayı puşluyor. Bu arada az önceki durumlar için hani swap gibi bir skill atmak çok büyük bir sıkıntı değil. 40 saniye kadar cooldown olması lazım. Evet. Evet, cooldown 45 saniye ama Zeus veya hani global skill'leri olan hero'ların ölmeden önce ulti atması gibi bir refleks. Sky aşağı doğru yöneldi ama çok geç kaldılar. Lynx invizini bastı ve kaçtı. Orada herhangi bir dustları da yok. Dustları yani da yok zaten. Sky'ın oradan çıkışı çok kötüydü yani. Tekrar Queen of Pain'de bu sefer kill aldılar. Bloodseeker Zeus. Bloodseeker artık otomatiğe bağladı. Ultisi cooldown'da olduğu sürece Nenge giriyor, kasıyor. Ultisi bitince cooldown'ı.
tekrar geliyor. Ortaya kankıyorlar. Bu arada yukarı doğru bir yönelim var. Zeus'la Bloodseeker de geliyor. Orada zaten kapışıyorlar. Viper, Sky. Bir tane daha TP geldi. Dive gelebilir. Venge de TP attı. Şu anda 4 ve 2'ler orada. Bakalım. Zeus'tan ulti gördük. Viper ultisi geldi. Spectra. Viper öldü. Sky kaçabilecek mi? O Zeus arada olacaklar Sanking orada. Geldi. Çok karıştı ortalık. Ama... Şu an Sandking ultisini attı. Pop'un ultisi çok güzel geldi ama... Faker da yanlarına gidecek mi? Ve Bloodseeker aldı. Vengeance'i alacaklar. Yetişecekler muhtemelen. Timber şeyin kaçtı. Çok kötü oldu ama... TP'si yok abi. Çok kötü yapıyor. Dümdüz koşsaydı kaçabilirdi aslında. Yani hiçbirinin manası yoktu. Timber solda yetişemezdi zaten. Orada... SK'nın dagger vardı ama SK alırdı. Yani en iki kere, ihtimal... üç kere falan right click yapması lazım. Bence yapamazdı en yani. En kötü ihtimalle right önüne geçip... Kumaçsa, önüne geçip bloklardı. Bu maçsa öldürürüz zaten. Önüne geçip bloklasa veya kumaçsa... Bu arada aşağıda garip bir şey oluyor. Ve Sky aldı Klinks'i. Çok iyiydi. Çok gerçekten iyiydi. Evet, dediğim gibi Sky'ın Silence'ı, Klinks'i direkt yok eden bir skill. Bu arada farmlara da baktığımızda uzun süredir Spectra'yı boş bırakmıyorlar. O yüzden Klinks Spectra'ya epey yetişmiş. Şu anda 48 last hit'i var. Spectra'nın da 47 last hit'i var. Yerinden kıpırdamasaydı orada kalacaktı aslında. Evet, Spectra'yı da tekrar dövdüler bu arada. Bloodseeker iyi oynuyor. Şu anda 100 gold sonra BM'si de bitiyor. Hatta şu anda bitti. Ve kurye de getiriyor. Takım 1'in aşağıda bir tane jungle ward'u var. Bloodseeker için koymuşlar mutlaka ama Bloodseeker bıraktı artık. Full jungle gitmeyi dolaşıyor. Kappa'nın tipik rune ward'ları var. Coin of Pain'de hala item yok. Evet. 1.2k parası var. Point booster aldı biraz önce. Evet, Aghanim'e gidiyor direkt olarak. Direkt Aghanim atmış. Yukarı TP geldi. 2 kill daha aldı ama... Bu arada... Ve tam orada pause geldi. Nasıl bir pause o ya? Evet. Yok artık harbiden. Yani... Garip oldu birazcık. Atılmaması gereken bir pause. Eminim eğer ki düzgün bir sebepleri vardır bence. Şu anda hayatta olan oyunculardan biri oyundan düşmüyorsa atılmaması gereken bir pause. Muhtemelen Spectra ile alakalı bir sıkıntılar var diye düşünüyorum ben. Queen of Pain'den bir dagger geldi. O arada ben swapladı Bloodseeker'la. Evet, Dust geldi şu anda. Klinks öldü. Scream'e ölüyoruz Klinks. Stun geldi şu anda. Venge stun attı. Ama Queen of Pain bırakmıştı. Şu anda pink geldi zaten. Aslında Blink'i cooldown'daydı ama yine yaklaşsa en azından Shadow Strike atabilirdi belki tekrar. Çok rahat çıldırdı zaten. Evet, Blink'i bir level bırakmış. Onun yerine Scream'i fulllemiş direkt. En azından Blink'i 2 level, 3 level belki daha iyi oluyor bence. İhtiyacı bile yoktu aslında Blink'i orada. Bu arada Sky'ın 1.7k parası vardı, Ark aldı direkt. Aslında belki onun yerine böyle Force falan daha sanki olabilir. Queen of Pain'in bu build'ini ben doğru buluyorum. Çünkü Blink'i combat'ta birden fazla kullanabilmesi pek mümkün değil. Bu arada Bloodseeker 2 kill daha aldı. BMW. Evet, o çok iyi. Bloodright skill'iyle. Queen of Pain, Blink'i aynı combat'ta özellikle Bloodseeker ona fokuslanırken ikinci kez kullanabileceğini zannetmiyorum. Ben bu build'ini doğru buluyorum açıkçası. Zeus sight almak için yere Lightning Bolt attı. Orada Sand King'i gördüler. Sand King daha sonra... Şu anda o Sand King'den ulti geldi. Dagger ve stun da geldi. Zeus'u çok rahat bir şekilde alıyorlar.
Yani genel olarak baktığımızda aslında Team Cup'la Team Fight'larda daha üstün enteresan bir şekilde, ama takım bir de böyle yalnız falan yakalayıp bir şekilde dövüyor. Kling'si biraz önce dövdü, Zeus Kling'se DD ile easy bir kill aldı kendine. dövdü. Aynen çok. Güzel bir kildi aslında orada devrin Evet. başında İngiliz bekleyip. Yukarı pingler geldi. Viper tek başına olmasına rağmen atarlı davranıyor yani, Aynen bilmiyorum bayağı neden atarlı öyle. davranıyor. Evet. Yani blöf yapıyorsa da blöfü işe yarıyor yani şu anda, öyle söyleyebilirim. Spectre gerçekten Zeus. çok kötü durumda şu anda. Evet, aşırı kötü 15 o. 15 dakika için 3.3k farm. Bu arada ulti Şu geldi. anda Vayne'in peşine düştü o da. Aldılar. Queen of Bloodseeker Vayne'e Pop'u aldılar. Tekrar Queen of fokuslandı. Vayne'i kestirmediler aslında. Kesemediler. Mükemmeldi orada. Team Bursa çok güzel bir şekilde slow attı. Viper'da geri dönüyor. Bloodseeker BKB yerine SE'ye başladığı için belki de biraz şu anda düşüncelidir. Evet. Bu tarz durumlar için BKB'sini alması gerekiyor çünkü. Doğrusunu aldım. Şu ana kadar ki SE'ye ihtiyaç duymayacak bir şekilde kill alabildiği için bilmiyorum SE tercihi ne kadar doğru oldu. SE'ye başlamıştı. Yaşası var. Hangisini de almak için Belt of Strength'ini almış durumda. Genel S'den şey olarak kaydı. çok dengeli gidiyor ama BKB daha iyi oyun. olur muhtemelen. Her iki tarafında kirlerin 60'ar Ciddi olamaz ya. lastikleri var. Gold 18 ve 18 durum. Experience'da da çok büyük bir fark yok. Evet, Gold ve Experience'da Kaplan'ın çok büyük fark. 1.5K kadar üstünlüğü var. Gold'da da Experience'da da. Ki 16 dakika için bence becerim. Gayet aynen Killerin de pek sıkıntısı yok 18-18 yani. olduğunu, kulelerin Bir tek bir 6'ya 5 olduğunu düşünürsek şu anda oyun yaklaşık eşit gidiyor şu anda. Bu arada Network'lere bakarsak da yani Venge'in tek support olması bence bayağı sıkıntıya sokmuş. 1.1K parası var toplamda. Yani öbür tarafta Experience'ını alıyor en azından. evet, en azından experience'ini alıyor. Çok ciddi anlamda da bir Bu arada zaten Sentinel item'in defansı jungle'da yok. bir solo heal Bloodseeker şu geldi. anda Evet, çok solo güzel aldı. heal geldi. İngiliz runuyla orada aslında mid'i bekliyordu. Zeus'a girecekti. Evet. Bloodseeker'ı görünce. Highground'dan güzel bir şekilde ulti hazırlayıp girdi ve evet. Spectra'dan bir Vanguard geldi. Spectre şu anda pek carry olduğunu hissettiremiyor. Evet. Oyun başında hiç kasamadı. Yani Support Skye'dan sadece 1.5k fazla farmı var. Şu an hani açıkçası çok kötü durumda. Bu arada mid'de Yani bir gank çok gelebilir fazla gibi. öldü çünkü. 6 defa ölmüş. Şu anda 0-6 yani skoru. Lastit konusunda aslında şu anda oyun birincisi. 70 as lastit var ama çok öldü. Yukarı hiç boş bırakmadılar. Bu konuda Team Aslında şu Kappa çok anda kaliteli davrandı yani. Last Hit'te birinci Bloodseeker. Kesiklerinin %80'inin veya %90'ının jungle olduğunu düşünürsek, NG olduğunu Evet. düşünürsek. Yine aynı bir açıkçası Kling'sen DD aldı, bekledi başında ama bu sefer davranmadı, aldırmadı. Muhtemelen haklısın olabilir Orkidini çünkü. bitirmeden SK'yı daha fazla kesebileceğini düşünmüyorum ben. Evet. Bu arada Zeus Discord'unu bitirdi şu anda. Dakika 18'de Arcane Bot ve Discord'u var. Gayet iyi yani. Viper'a baktığımda Viper Aghanim'e gidiyor. Onun da 1.3k parası kalmış Aghanim'i bitirmek için. Peki Zeus neden Discord aldı sizce? Ben bir Eul falan bekliyordum aslında. Silence'a karşı, TK'nın ultisine karşı. Güzel bir savunma. Discord cast range'i uzun bir item. Aktifi için. Aktifinden bahsediyorum. Cast range'i bayağı uzun. Ve alanı da çok geniş. Bloodseeker'ın Blood Rage'iyle birlikte Bence ulti de. atmak konusunda hani bir Lightning Bolt bir ulti Zeus'un şu anda kombatta atmayı düşündüğü skill'ler. Bu arada Bloodright attığında da yani Silence
Bayağı iş yapacaktır yani. Çünkü o da 240 damage vuruyor. Yani Discord. Bu arada çok güzel bir şekilde site veriyor Klings. Klings çok güzel site veriyor. Şu anda Viper. Dasları var mı? Evet, abi, yani orada bir sentry'leri falan olsa dasları çok tatlı olurdu yani. Viper'ın orada saldırması hiçbir anlam veremedim ben. Şu an Spectre'a ulti de geldi. Ama Viper orada. Viper aldılar. Mı? Bloodseeker geldi. BM ile birlikte alıyor. Ama o da ultiyi neredeyse tamamen yedi. Çok karıştı ortalık. Şu anda Spectre'ın ulti atıp ulti atıp başka hiçbir şey yapamamasının nesi diyeyim, hüznü mü diyeyim? Ve Zeus da şimdi onu oradan alacak. Ve Team Wipe olacak. Bir Q daha ve gitti. Neden? Aa, gitmedi. Abi neden? Evet. O Zeus Wright birlikte aldı. İnandırdı. Evet, şu anda biraz fark açıldı. Yani eğer net worth'e falan Queen of Pain çok kötü girdi aslında. Özellikle BM'si olan bir Bloodseeker'dan bahsediyoruz. Queen of Pain'in Bloodseeker'ı her yerde takip etmesi gerekiyor. Oo, SK'dan çok güzel bir dagger aslında. Bu arada Dust geldi ama boşa bir Dust. Evet. Şu anda Timber vazgeçti. Timber'a ulti geldi bu arada. Onu oraya kilitlediler ve oradan geri çekildiler. Herhangi bir şey alamayacaklar. Aslında şu an SK bir Dust attı var ya. Evet. Ve bence şu an atar Bench diyordum. Bench çok geliyor. Geç kaldı. Çok geç kaldı. Yani dagger'ı var. Ama... Evet, Top Bench'i yakaladı yani. Bu arada. Stun gelecektir. Stun çok kötü kaçtı. Tank en gelemedi. Azından. Oy, çok kötü kaçtı. Çok kötüydü. Yani. Ve manası kalmadı şu anda. Son bir blink manası var. Geliyor. Blink'ini attı. Nereye atladı? Kötü bir yere orada attı yani. Aslında ağaçların içine atsaydı çok daha mantıklı olacaktı yani. Timbersaw da oraya nasıl çıkmış? Yani... O da öldü yani. Fark bayağı açıldı yani, net worth'e baktığımızda 5K'dan biraz daha fazla fark var. Team Kappa lehine. Experience'a baktığımızda aynı şekilde 5K'yı arttı. Şu iki team fight yukarıdaki ve ortadaki demiyorum işte, bundaki ortalığı bayağı değiştirdi yani. Network'e baktığınızda ilk 4 sırada Team Kappa'dan hero'lar var. En yukarıda Bloodseeker, daha sonra Zeus, daha sonra Klings, daha sonra Viper. Bloodseeker'ın 10k network'ü var aslında. Spectre'a bakarsan 5.8k network'te neredeyse 2 katına çıkmış. Buradan Vengeful Spirit oynayan arkadaşa saygılar sunuyorum. Yani... Ne açıdan? Yani tek support olmak çok zor iş acı ya. Yani kendimden biliyorum da... Ben Venge oynadığım oyunda... Yani. Venge oynadığım oyunda takımda 15 level adam varken ben 5 level'dım. Evet işte yani... Yo, 5 level'ım kötü manada söylemedim yani. Oynanıyor. Bu arada Venge 2 tane... yeri aynı anda stekleme çalıştı ama... bir yeri steklemedi. Ortada bir şeyler dönecek mi bilmiyorum ama... Valla Bloodseeker'ın olduğu her yerde bir şeyler dönecek bence. Evet, Klings arkadan geliyor. Klings'in ortada bitmiş, Silas geldi. Sand King ult attırmadılar. Çok güzel bir orkitti. High ground'a çıkmadan abi öyle bir harekete evet bence gerek yoktu. Çok gereksizdi gerçekten. Ve muhtemelen artık yani bundan sonra bilmem nasıl döner oyun. Bayağı zorlaştırdı yani o şey. BKB'li Blood var. Durdurmak için carry ihtiyaçları var. Carry'leri yok. Queen of Pain'i ölü sayabiliriz şu anda. Bloodseeker'ın karşısında Skye'ı ölü sayabiliriz. İyi takip ettiği sürece Klings'in Orkidini SK'ya atabildiği sürece SK'yı da ölü sayabiliriz. Değiştir gerçekten. Bench düştü. Highground'da def yapabilmekten başka şansları yok şu anda. Evet. Spectra diff tercihinde bulundu VG'den sonra. Bilmiyorum. Alo. Yani
Vallahi bitirebileceğinden emin değilim ben. Ben de aynı Ultisiyle şekilde iş ama. yapabilmenin tek yolu şu anda. Yani evet. De şöyle bir durum söz konusu. Yani karşıda sıkıntı yaratabileceği bir tek bench var muhtemelen. Canaz. Diğerlerinde yani Viper, Zeus, ya Klinks ve Bloodseeker zaten sayma. Bilmiyorum ya. Böyle bir yaşa daha sonra belki Manta falan. En azından hani şundan 5 dakika sonrasını kurtaramaz yani de. Bir şekilde zaman kazanıp 10 dakika sonrasında bir şeyler yapabilirdi yani. İnşallah diş daha iyi olur yani, ne diyeyim. Bence muhtemelen ping problemi var. Biraz önce de durdurmuşlar da oyunu. Takım 1 durdurmuştu tabi. Beast falan mı var lan? Abi bence şu an tier 3'ye yürüseler yürürler ya. Evet, şu anda yürüseler yürürler. Bloodseeker'ın da şu anda 10 saniyelik bir Black King var olacak yani. Bilmiyorum. Onun yerine tier 2'yi alıp muhtemelen girdikten sonra 2 barakları, 2 barağı da alacaklar. 2 lane'deki. Boşa döneceklerdir yani diye düşünüyorum çünkü. Olabilir. Dire'ın daha 45 saniyesi var epicenter'ın. Evet. Benim oyunu biraz kısmı. Zeus Dagger'ını da almış. Viper da Aghanim. Venge'de madalyon bitmiş durumda. Evet. Klinks'de de PT Orchid. Kill ve death durumuna baktığında Bloodseeker'da 15 kill var. Maşallah diyorum yani. 5 kere ölmüş, 5 asist de var. Daha sonra SK geliyor. 8 kill ve 4 asistle. Şu anda zaten takım 1'i yani taşıyan oyuncu SK'ydı. SK'ydı evet. De Blanking Bard'a geldikten sonra Spectre'a şu anda olacak zaman ayırmaya. Spectre'a yeterli zamanı vermeye çalışıyorlar ama evet. Bloodseeker kadar şu anda rahat bir şekilde farmlayabilecek durumu yok. Farmlayabilecek yeri yok. Bir şey soracağım. O kadar hızlı da farmlayamadığı için gidişatı etkileyeceğini pek zannetmiyorum. Diff'i bitti, ulti geldi. Sadece ulti atabiliyor diyoruz. Aşağı ve bu adam Desolate gitti vermedi. Oo. Evet, ona şu anda ben de baktım. Mahvettiler yani. Oo, ultisi BKB'ye geldi. O çok kötü oldu. Evet, evet şu anda GG yani verilebilir. O ultrayı alacak. Rampage'i bile kovalayıp alabilir. Yani ben Timber yerinde olsaydım vallahi bir keserdim yani, dururdum böyle. Abi dediğimi duydun mu? Adam Desolate evet, vermiyor. Desolate yok. Evet, Desolate kesinlikle şu anda 0. 13 level olmasına rağmen Desolate 0. Yani ki ilk fulllemesi gereken skill bence. Hatta evet, Dagger'dan evet bile önce fullleyebilir yani. Ben Dagger'ı bir kez veriyorum zaten. Aynen, Dagger bir level yeter yani. Dagger'ın eğlendirdiyse kaşınır diyorum kendi kendime. Hani ağaçların arasına girebilmek için atmak bile yeterli. Evet. Bu arada arkadaşları yanılabiliyor. Bloodseeker bayağı çok güvenli yani ama ölebilir. Evet. Oo, kim tercih geliyor? Spectre gelmiş. Pek de bir şey yaramaz. Güzel bir TP'ydi. Bilmiyorum hani carry oynayıp tamam, Spectre'ın diğer carry'lere kıyasla çok daha fazla tank olduğunu biliyoruz. En azından hani Medusa'yı dışarıda bırakırsak. Evet. Bunun dispersion'dan geldiğini biliyoruz. Ama sadece tanklayarak bir kere hiçbir şey yapamayacağını da biliyoruz. O arada kurye gidiyor da az kalsın. Zeus ulti falan bayağı her şeyini kullandı yani. Queen of Pain, Queen of Pain gitti. Evet. Queen of Pain de bot, bot Aghanim. Bot Aghanim tercihi çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Tek carry varken özellikle en azından birazcık da karşısında mesela Orchid gibi Viper mesela varken evet. Aslında Viper'a ve BKB'li Blood'a pure olarak vurduğu için belki mantıklı olabilir de bu kadar gerideyken sanmıyorum. İlk item. Ooo, Roshan da gitti. Yani bahsetmek istediğim şu, bunlar
Hani tanky hero'lar biraz. Bloodseeker aslında tam tanky değil ama sustain, canını kolay bir şekilde toplayabiliyor. Viper'ı da kastı itemlar sebebiyle hani direkt damage itemları değil, Aghanim gibi, Manta gibi itemlar tanky olması sağlıyor. Ultiyle alabilir. Sadece Zeus ve Vayne var yani orada. Blink'si de yakalayabilir. Itemini Viper taşıyor şu an. Aynen. Evet, şu anda counter staff'ı Viper'da. Yani high ground'a girdiler ama... Yani Bloodseeker'ın IG'si var, daha sonra BKB'si var. Çok zorlaştı ortalık. Bu arada... Ooo... Sand King'den bir ulti geldi ama Kling'si bile öldüremedi tek başına. Timber'ın çakramıyla güzel bir kopukçisi geldi aslında. Evet. Blood'ın... Spectra ultiyle arkaya gitti, Viper'ı dövdü, Zeus'u da dövmeye çalışıyor, Kling'sle karşılaştı, Kling'si dövdü, Kling'si de aldı. Çok az canı var, 10 canı var şu anda, 20 canı, 30 kaçmaya çalışıyor ama... Last Seeker ona doğru koşuyor, muhtemelen... Defak. Ooo, çok kötü yaptı. Ama Zeus keser, bence iyi bir fight'tı. Kesinlikle, Team... Team 1 için. Team 1 için, evet. Lütfen takım 1. Evet, dediğim gibi sustain bir hero. Bu arada Bloodseeker'ın IG'si yok. Farkında değil galiba. Var. Aynen, bence de. Bir sıkıntısı var ondan. BKB bastı. Chain at abi, chain at. Gözünü seveyim. Oo. Ama yok. Çok iyiydi. Yeterli değil. Ben SK'nın ultisini sadece Kling'si atıp öldüremeyince herhalde dedim kaybedecekler ama... Aynen, ben de aynı şeyi düşündüm ama Queen of Pain'in ultisi çok iyiydi enteresan bir şekilde. Spectra da arkadan topladı. Fena değil yani, Bloodseeker'la kafa kafaya girmektense Spectra'nın arkadan işte Zeus'u, Kling'si falan toparlaması bence önce... Yaşayı da aldı şu an. Bence. Yaşayı da aldı şu an, evet. Bu combat en çok Timber'a yaradı çünkü Bloodstone'u yeni bitirmişti ve bir sürü şarj aldı Bloodstone'u. Aynen. 12 şarjı var şu anda. Ses. Geliyor. Hoş geldin. Alo. Geride oldukları bir oyunu düşünürsek 12 şarj Bloodstone'u. Gayet iyi. Evet. Skywrath nüklendi. Evet, Zeus bu arada Aghanim'e de başlamış. Ağaçların arasında bir dagger attı. Onur Selking sanırım orada gördü. Ama oo, şu anda kendi kendini öldürttü. Evet. Yani hiç gereği olmayan şeyler. Kling's bu arada çakramın içinde eridi. Venge çakramı atladı. Bu arada Timur oraya atlarsa çıkar mı Zeus oradan diyorum. Çıkamaz. O da çıkamadı, onu da aldılar. Aslında Sand King kaçırmasaydı çok da iyi olacaktı takım 1 için. Abi Radiant'ın kuryesi o kombatta öldü. Kop'un ultisi sanırım kurye işliyormuş. Hoho, ciddi misin? Evet. Tamamen Pure'dan, evet. Ben bunu sanırım yaşamıştım geçenlerde bir maçta. Biz de aynı şekilde bir kurye kili almıştık. Timusov'un hiç manası yok ve yakalandı Viper Bloodseeker'a. Geliyor sesin geliyor. Geliyor. O adam keşke taras kasaydı ya. Kim? Bu arada Bloodseeker'da fly var şu anda. Evet. Manta aldı da. Keşke taras kasaydı. Timusov'un orada yakalanması çok kötü oldu ama çok çabuk doğdu tabi. Bloodstone charge'larından ötürü. Network'e bakarsanız network 20k'ya kadar yükselmişti. Ama şu anda bir inişte 15k'ya yaklaştı yaklaşık olarak. Bilmiyorum ne olacak bakalım. 15k az değil ama... Mantayı bitirdi bu arada. Evet. Aslında böyle tek barakayı tutarlarsa, başka baraka vermezlerse şansları var hala. Evet, kesinlikle ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü teamfightlar döndükçe Bloodseeker'ın, Black King Bard'ın da azalacaktır süresi. Şu anda 8 saniye örneğin, 2 defa kullanmış. Bu da Kling'sin BKB'si de kuryenin içindeydi. 1.5 dakika yok yani. O sürede farmlayacaklardır zaten. Kesinlikle. Muhtemelen
İki takım da defensif oynayıp farmlamaya devam edecek. Roşan'a hala 3 dakika var. Evet. Roşan'a kadar bekleyebilirler. Sanki bir smoke bu gelebilir. Arada mantı aldığı için Spectre'a buyback için parası yok. Eğer ölürse çok sıkıntı olacak. Biz Zeus ve Last Seeker yakaladı onu. Last Seeker Utis geldi. Ve bilmiyorum. Aslında, SK güzel girdi. SK çok güzel girdi. SK çok iyi geldi orada. Pipe var. Ama canı dolduracaktır Last Seeker. 3'e 2'lik bir değişim oldu. Zeus ve Kling aldılar ama Spectre'ın da ölmesini düşünürsek kapı avantajlı. Bu arada Venge swap attı ama şu anda Timbersaw'un bir tek buyback'i var ama o da kullanmayacaktır zaten. Evet, 10 saniye sonra duyuyor. Yok, Sky'ın buyback'i var. Avantajları olduğu için bir birebir trade'i daha Timbersaw'un yok. Göze aldılar. Buyback statüsü de var yazıyor. Anladım. Abi aşağıda bayrak çıkar bak, bayrak köşeli olanlar buyback var. Tam biliyorum onu da, yani buyback statüste var yazıyor yani ben oradan. Belki o sırada Timber'ın yok. İtem almış olabilir belki o sırada, Broadsword almışsınız. Kanka bundan sonra maç var mı? Bunlar da ilk maçı. Bu best of three işte bu. Bu arada... Ha, iyi, bir an maça ben de geleyim. Dur. Gel. Timbersaw öldü, daha doğrusu... Bloodstone'u kullandı. Evet, Bloodstone'u kullandı. SK'da gitti. Resmen satış ya. Sattılar galiba, evet. Yani... O barakta gidecektir muhtemelen. Çok geç bir blink. Queen of Pain... Queen of Pain... Ult attıktan sonra blink atması gerekiyordu sanırım oraya, en azından... Kretleri temizlemek açısından. Aslında bir ulti gelse bir şeyler olabilir sanki. Spectre da girdi şu anda. Anlamıyorum, şu anda hala ulti atmış değil. Evet, anca attı. Ama Bloodseeker'a slow atması da gerekiyor bir yandan. Fly'ı bastı sanırım, çok hızlı koşuyor. 530'da evet. Koşuyor, Fly'dan da %20 bomb speed aldı. 523 oldu. Ben stunladı, Silence geldi. Koşuyor şu an ya. BKB bastı. Of. 450 kadar bir tek vuruş yaptı yani. Ulti atsaydı ya buna. Atamadı, range'den çıktı sanırım. Çok rahat bir şekilde üstünde tier 3 aldılar. Artık bundan sonra GG gelmesi lazım yani. Boşuna. Zorlamayıp bundan sonraki oyunlarda Bloodseeker banlayacaklardır muhtemelen. Abi yine mi Bloodseeker picklediler ya? Oğlum bunlar 2 yıldır pickliyorlar yani. Hakikaten. Bloodseeker aslında durdurmuşlardı ama Kerileri kasmadığı için kasmamayı tercih etti hobi olarak. Abi Zeus da varmış. Of ya. Aynı takım ya, aynı. Silencer'ı banladılar. Wow. Yetişmedi orada bir insan. Deli gibi koşuyor yine. Abi nasıl çok... Çok hızlı duruyor ya. Invis'i yetişecek mi? Yetişti. Yetişemedi. Dagger'la aldı Klix'i. Şu an Viper'a giriyor ama... Hiçbir şey yapamıyor tabii yani. Viper'a yapabilecek bir şey yok. Viper'ın ultisi zaten 80 atak slow veriyor. Yani gördün biraz önce. Zeus'un bir levelki halinden daha yavaş vuruyordu bari. GG vermekler. Verdiler. Ve verdiler. Şükür geldi. Yani... Evet, ilk oyunu Kappa kazanıyor. Ve Best of 3'de 1-0 öne geçiyorlar. Muhtemelen bir 10 dakika falan ara olur. Daha sonra ikinci oyun hemen başlar diye düşünüyorum ben. Melih. 2 dakika şeyini ayarlayalım. Sandstorm.